Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız örneklerden devam edecek olursak çap yeniden demiş ki işte K noktasından işte K cismi buradan serbest bırakılmış. Bu yolu izleyebilmesi için H yüksekliği en az ne kadar olmalı diyor. Şimdi en az olması için ne olması gerekiyor? Bu adamın yüzeyin tepki kuvvetinin minimum olduğu yer neresidir? En tepe noktadır. En tepe noktada düşmüyorsa bundan dışında zaten yolun diğer kısımlarında zaten yoluna devam edecektir. Peki bu noktada yüzeyin tepkisi, yani cismi zaten düşey düzlem olduğu için neyi var? Bir ağırlığı var. Yüzeyin tepkisi minimum olduğunu, yani en küçük değerini, yani sıfır olduğunu düşünürsek. Demek ki bu noktada cismi etkileyen kuvvet, yani şuraya x noktası dersem, x noktasındaki merkezcil kuvvetimiz mg kadar olması lazım. Merkezcil kuvvet. Peki bu noktadaki merkezcil kuvvetimiz, yani m ve x'in karesi, oradaki hızın karesi bölü r, neye eşit olacak? Mg. Burada neye geçiş yapacağız arkadaşlar? Kinetik enerjiye geçiş yapacağız. Peki her tarafı r ile çarparsam m ve x'in karesinin mgr olduğunu, sonra her tarafı bir de 2'ye bölersem, yani 1 bölü 2 ile çarparsam o noktadaki kinetik enerjisinin mgr bölü 2 olacağını söyleyebilirim. Bu adamın oradaki neyi? Kinetik enerjisi. Peki şu anda yerden ne kadar yükseklikte? Yerden 2R yükseklikte. Yani burada neyi var? Artı bir de potansiyel enerjisi var. Peki buradaki potansiyel enerjisinin değeri de ne kadar? Mg 2R yükseklikte. Yani cismin sahip olduğu mekanik enerji ne kadar olması lazım? 2 mgr potansiyeli, yani mgr'de kinetik enerji olacağı için toplamda 5 bölü 2 mgr'lik enerjiye sahip olacaktır. Peki sürtünmesiz düzlem olduğu için ne olacaktır? Enerji konacaktır. İlk bıraktığım anda da bütün enerjisi ne şeklindedir? Potansiyel enerji şeklindedir. Yani bunu mgh'e eşitlersem buradan h yüksekliğimizi ne olarak buluruz? 5 bölü 2r olarak bulabiliriz. Bu soruda demiş ki yarım metre uzunluğundaki bir çubuğun ucuna bağlı olan bir cisim var. Bu cisim şu yarı çapımı 0,5 metre. Merkezin yerden yüksekliği şu mesafede ne kadar? 4,5 metre. Cisim burada ne yapıyor? İşte düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani sürati değişmiyor. Saniyede 6 devir yapacak şekilde dönüyor. Tam buradayken, işte şu noktadayken cismin çizgisel hızı buraya doğru olsun. Tam buradayken çubuğun en üst noktasında çubuktan kurtuluyor. Kurtulduğu anda ne yapacaktır? Hız vektörü nereye doğruysa o şekilde hareket edecektir. Yani ne yapacaktır bu adam buradan? Bir yata yatış hareketi yapacaktır. İşte kaç metre uzağa düşeceğini bulmak için ne yapmamız lazım? Buradaki hızını bulmamız lazım. Sonuçta buradan ne yapıyor toplamda? 5 metre yükseklikten yata yatış hareketi yapıyor. 5 metre yüksekten düşüyorsa 1 bölü 2 gt kare atışlardan 1 saniyede düşeceğini bulabiliriz. Yatayda aldığı yolda v hızıyla 1 saniyede ne kadar yol alacaktır? İşte hızı hesaplamamız lazım. Hızı da nereden bulacağız? Çizgisel hızdan bulacağız. Sonuçta şöyle düşün. Saniyede kaç devir yapıyor? 6 devir yapıyor. Yani bir saniyedeki tur sayısı bunun neyi? Frekansı. Frekansı kaç? 6. Peki çizgisel hız dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? 2 pi r çarpı f olarak ne yapabiliyorduk? Bulabiliyorduk. 2 çarpı pi 3 alalım. Yarı çapımız ne kadar? Yarım metre. Frekansımız kaç? 6. Buradan cismin çizgisel hızını ne olarak buluruz? 18 metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Buradan koptuğu andaki hızı 18 metre bölü saniye ise 18 metre bölü saniye hızla 1 saniye boyunca düşüyor. Çünkü 5 metreden yata yatış hareketi yapıyor. Dolayısıyla yatayda aldığı yol ne olacaktır? 18 metre olacaktır deriz. 15. sorumuza demiş ki K noktasından kinetik enerjisi atılan cismin O noktasından geçerken rayın tepki kuvveti ağırlığın 4 katı. Yani şu anda cisim üzerine gösterilen tepki kuvveti ne kadar? 4 mg. Düşey düzlem olduğu için bir mg'de ne var? Ağırlığı var. Demek ki O noktasında cismi etkileyen merkezcil kuvvetimiz ne kadarmış arkadaşlar? 3 mg kadarmış. 4 mg tepkiden bir mg ağırlığı çıkarsak etkileyen merkeze doğru olan net kuvvetimiz 3 mg. Peki 3 mg dediğimiz merkezcil kuvvetin formülü neydi arkadaşlar? mv kare bölü r. Tabii v olarak neredeki hızı? Tam o noktadaki hızı. Çünkü bu adam ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapmıyor. Hız her yerde ne yapıyor? Değişiyor. Buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Kinetik enerjiye geçiş yapabiliriz. Yani buradan m ve o'daki hızının karesi her tarafı r ile çarparsam 3mgr olur. Bunu bir de 2'ye bölersem 1 bölü 2 mv kareyi bulmuş. Yani kinetik enerjiyi bulmuş olurum. Dolayısıyla cismin o noktasına sahip olduğu kinetik enerji ne kadar olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 mgr'dir. Peki bu noktadaki kinetiği bu kadarsa zaten burada potansiyel var mı? Yok. Yani sahip olduğu toplam mekanik enerji nedir? 3 bölü 2 mg'dir. Peki K noktasına gelirsek sürtünmesiz sistem enerji korunacak. Buradaki toplam mekanik enerji de 3 bölü 2 mg olması lazım. Ama şu anda yerden ne kadar yüksekte? 1R yüksekte. Yani burada sahip olduğu potansiyel enerji ne kadar arkadaşlar? mgr kadar. Toplam enerjisinin 3 bölü 2 mg olması için kinetik enerjisinin, yani E dediğimiz şeyin ne olması lazım? mgr bölü 2 olması gerekiyor. Demek ki E olarak ifade ettiği şey ne? 3 bölü 2 mg. Bana buradaki kinetik enerjisini soruyor. Neredeki? O'daki. O'daki ise ne kadardı? 3 bölü 2 mg'ydi. Buradaki kinetik ise mg bölü 2'ydi. Yani bu kinetik enerjiye kaç E diyebiliriz? 3E diyebiliriz.
16. sorumuza bakarsak yatay şekildeki cisim yatay bir konumdan serbest bırakılıyor. Serbest bırakılan cisim buradan buraya geliyor. Bu konumdan geçerken iplik germeyi soruyor. Peki buradan buraya geçerken sonuçta ne yapmış oluyor? Bu düşey düzlemde belli bir mesafe aşağı doğru iniyor. Aşağı indiği için kaybettiği potansiyel neye dönüşecek? Kinete dönüşecek. Şurası L ise, şu açı 30 derece dersen, şurası 90, şurası 60 derece olduğu için 30-60-90 üçgeninden burası ne kadar olacak? L bölü 2. Yani buradan buraya gelmekle kaybettiği potansiyel enerjisi mgh, h olarak neyi alacağız? L bölü 2. Neye dönüştü? 1 bölü 2 m v kareye dönüştü. O noktadaki hızına dönüştü. Şu bölü 2'leri atarsam m v kare dediğimiz şey ne olacak arkadaşlar? Mgl. Peki bana buradaki merkezcil kuvveti bulmak istiyorum. Merkezcil kuvvet dediğimiz şey neydi? M v kare bölü r idi. Yarı çapımızda l'ye eşit olduğu için m v kare mgl idi. Yarı çapı da l olarak yazarsam ne kadar olacak merkezcil kuvvetimiz? Mg. Yani cisim üzerinde şu anda etki eden merkezcil kuvvetin mg kadar olması lazım. Peki şu anda cisim üzerinde etki eden kuvvet ne var? Buraya doğru çeken ip gerilmesi var. Düşey düzlem olduğu için bir de bunun neyi var arkadaşlar? Ağırlığı var. Peki ağırlık nereye doğru? Yer çekiminden dolayı şu anda aşağı doğru. Yani ağırlığımız nereye doğru olacak? Ağırlığımız şu yönde mg kadar olacak. Şimdi burada ağırlığında iki bileşeni var. Bir buraya doğru çeken bileşeni var. Bir de şuraya doğru giderek hızlanmasını sağlayan bileşeni var. Peki şurası 90 dereceydi, 30'du. Şu açıyı kaç derece olarak söyleyebiliriz? 60 derece olarak bulabiliriz. Bu tarafa doğru olan ağırlığın bileşen mg'nin kosinüs 60'ı, yani sinüs 30'a eşit 1 bölü 2 eşit. Yani buraya doğru ne var? Mg bölü 2 var. Demek ki şu anda cismi merkezcil kuvveti, yani şu anda merkeze doğru etkileyen net kuvvet ne olacak arkadaşlar? İp gerilmesi eksi ağırlığın bu tarafa doğru olan bileşen ne kadar? Mg bölü 2. İşte bu merkezcil kuvvetin ne olduğunu bulmuştuk zaten. Mg'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Demek ki o noktadan geçerken ipte oluşan gerilme ne kadar olacaktır arkadaşlar? 3 bölü 2 mg kadar olacaktır deriz. 17. sorumuz demiş ki düşey kesiş şekildeki yolun K noktasından ve sıfır hızıyla fırlatılan cisim yoldan ayrılmadan gidiyor. Peki buna göre hangi sürtünmeler önemsizmiş? Şimdi buradan attığım zaman cisim yukarı doğru çıkarken ne yapacak? Giderek yavaşlayacak enerji dönüşümünden dolayı. L'ye gelecek ve L'ye geldiği anda ne olacak? Yine belli bir hız değeri ne yapması lazım? Olması lazım. Niye? Çünkü yoldan ayrılmaması için şu anda bu cismi etkileyen merkezcil kuvvetin en tepe noktada ne olması lazım? En azından mg eşit olması lazım. Ha varsa ekstradan bir yüzeyin tepki kuvveti de ne olabilir? Olabilir. Yani bu cisme şu noktada etkileyen merkezcil kuvvet değerimiz ne kadardır? Mg artı yüzeyin tepkisidir. Ama yüzeyin tepkisi ne kadar olduğu hakkında bilgimiz var mı? Yok. Peki en küçük yüzeyin tepkisi o noktada ne olabilir? Sıfırda olma şansı var mı? Vardır. Yani o noktadaki merkezcil kuvvetimiz nedir? Ya Mg'ye eşittir ya da Mg'den kesinlikle daha büyük olması gerekiyor. Peki cismin K'daki kinetik enerjisi L'deki potansiyel enerjisinden büyüktür. Evet, burada K'da ne vardır? Bütün enerji kinetik şeklindedir. L'de ise ne vardır? Bir potansiyel enerjisi vardır ama burada sonuçta bir de merkezcil kuvvet olabilmesi için bir hızının mutlaka olması lazım. Sonuçta merkezcil kuvvetin sıfır olma şansı yok. Sıfır olsaydı bu yüzeyden kopardı zaten. Demek ki orada bir merkezcil kuvvetimiz, yani MVL'nin karesi bölü R dediğimiz bir değer olacağı için en az MG veya MG'den daha büyük olan cismin L'de bir hızı var. Dolayısıyla burada bir potansiyel artı kinetik olduğu için bu enerjilerin toplamı K'daki kinetiğe eşit olacak. Yani K'daki kinetik L'deki potansiyel artı kinetiğe dönüştüğü için K'daki kinetik enerjisi L'deki potansiyelinden kesinlikle daha fazla. L'deki merkezcil kuvvet ağırlığından büyüktür. Ağırlığından evet büyük olması gerekebilir yüzeyin tepkisi olduğu için. Ama ne olabilir? Yüzeyin tepkisi o anda anlık olarak sıfır olma şansı da vardır. Yani ben bunu aslında kesin diyemem. Yani tam L noktasında merkezcil kuvvet direkt Mg kadar da olma şansı var mıdır? Vardır. Cismin hızının büyüklüğü hareket süresini değişmemiştir. Hayır, sonuçta düşey düzlem enerji buradan ve sıfır hızıyla atıyorum. Yukarı doğru çıkarken ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Bu kesinlikle nedir? Yanlış bir ifadedir. Hangileri doğrudur demiş. Doğrudur dediği için 1 diyebilirim. Kesin doğru olan. Doğru olabilir deseydi 1 ve 2'yi alabilirdim arkadaşlar. Yani ikinci öncül hakkında tam kesin bir şey diyemeyiz. Orada merkezcil kuvvet Mg'ye eşit olmuş da olabilir. Yani yüzeyin tepkisi anlık olarak 0 olmuş da kabul edebiliriz. O yine yüzeyden ne yapacaktır? Ayrılmayacaktır 0 olduğu anda da. 18. soruda ne demiş? Yine düşey düzlem demiş. Yani ağırlık önemli demiş. Sürtünme çembersel rayın içinde dolanıyor demiş. Hani düzgün çembersel diye bir şey belirtmemiş. Yani demek ki bu adamın hız büyüklüğü ne yapıyor? Sürekli olarak değişiyor. Diyor ki tepe noktasından geçerken cisimle ray arasındaki tepki kuvveti Mg. Şimdi bu cisim tepe noktasından geçerken bir neyi var zaten aşağı doğru? Ağırlığı var Mg'ye kadar. Bir de rayın buna uyguladığı tepki kuvveti var. O tepki kuvveti de ne kadarmış? Yine o da Mg'ye kadarmış. Demek ki şu tepe noktasından geçerken cisim üzerinde etkilenen merkezcil kuvvetimiz ne olacak? T noktasındaki, şu T noktası için konuşuyoruz. O noktadaki merkezcil kuvvetimizin 2 Mg'ye eşit olması lazım. Mg ağırlığı var, Mg'de yüzeyin tepkisi var. Peki merkezcil kuvvet dediğimiz şey ne? Mv kare bölü R. V olarak tabii ki neredeki hızını alacağız? O noktadaki hızının karesi bölü R.
Bu merkezcil kuvvetten nereye geçiş yapacağız arkadaşlar? Kinetik enerjiye geçiş yapacağız. Her tarafı ne yapayım? R ile çarpayım. O zaman m çarpı vt dikizinin karesi ne olur? 2mgr. Sonra bunu bir de ne yapalım? 1 bölü 2 ile bölelim her tarafı. 1 bölü 2'ye böldüğümüz zaman ne olacak? Oradaki kinetik enerjisini bulacağım. Yani cismin t noktasında sahip olduğu kinetik enerji ne kadardır arkadaşlar? Kinetik enerjisi mgr'dir. Peki P'ye göre bir de ne vardır? Bizim yer düzlemimizi P olarak alalım. 2R yükseklikte olduğu için orada bir de neyi vardır? Potansiyel enerji vardır. Ne kadar? 2mgr. Yani o cismin orada sahip olduğu mekanik enerji, toplam enerjiye ne diyebiliriz? 3mgr diyebiliriz. Sürtünme önemsiz olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? O cisim P noktasına geldiği zaman ne olacak? Yine enerjisi 3mgr'ye eşit olacak. Yalnız P noktasına geldiği zaman burayı ne yapacağız arkadaşlar? Biz yer düzlem olarak kabul ettiğimiz için potansiyel enerjisi olmayacak. Yani P noktası için konuşalım. P noktasına geldiği anda bu cismin sahip olduğu potansiyel enerji 0. Yani yer düzleminde çünkü. Demek ki orada sahip olduğu, T'de sahip olduğu 3mgr'lik mekanik enerjinin tamamını neye dönüştürmüştür? Kinetiğe. Yani kinetik enerjisinin ne olması lazım? 3mgr'ye eşit olması lazım. Peki kinetik enerji 3mgr dediğimize göre kinetik enerji dediğimiz şey nedir arkadaşlar? O P noktasındaki 1 bölü 2 m çarpı P dik hızının karesi. Bu neye eşit olacakmış? 3mgr'ye. Bana yüzeyin tepkisini soruyor. Tepki için buradaki merkezcil kuvveti bulmam lazım. Merkezcil kuvvet için mv kare bölü r lazım. Dolayısıyla burayı her tarafı 2 ile çarpayım. O zaman m çarpı p dik hızının karesi ne olur? 6mgr. Bunu bir de r'ye bölersem al sana ne çıktı? Merkezcil kuvvetimiz çıktı. Demek ki p noktasında cisim üzerinde etkilenen merkezcil kuvvetin ne olması lazım? 6mg kadar olması lazım. Peki P noktasında zaten neyi var arkadaşlar? Aşağı doğru bir ağırlığı var düşey düzlem olduğu için. Bir de yerin ona gösterdiği tepki kuvveti var. Yani P noktası için ne olacaktır bu noktada cisim üzerine etkilen merkezcil kuvvetimiz? N eksi mg kadardır. İşte o noktadaki merkezcil kuvvetimizde ne olması gerekiyordu? 6mg eşit olması lazımdı. Demek ki o noktada yüzeyin tepkisi ne kadardır? 7mg kadardır diyebiliriz. 19. sorumuz demiş ki 37,5 cm uzunluğundaki ipe bağlı düşey işte ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Peki bu cisim burada düzgün çembersel hareket yaparsa bu cisim üzerine etkilen kuvvetlerimiz ne var? 1. Ağırlığımız var sonuçta düşey düzlemde döndürüyor bu adam. Mg'lik ağırlığımız var. Hatta 3 kilogram verdiği için G'den olursak 30 N'lik ağırlığımız var. Bir de buna etkilen şu doğrultuda ne var? İp gerilmesi var. İşte bu iki kuvvetin bileşkesi bana ne yapacak? Bu hareketi yapması için gerekli olan çembersel kuvveti yani merkezcil kuvveti verecek. Yani ben buradaki şu şöyle ipi bileşenlerine ayırırsam ipin bir yatay bileşeni var merkeze doğru işte bu adamın çembersel hareket yapması sağlayan merkezcil kuvvetimiz. Bir de düşey bileşeni var. O da ne yapıyor? Bu ağırlığı dengeliyor. Peki açımız kaç derece arkadaşlar? 37 derece. Açımız 37 derece olduğu için buna 3, 4, 5'in katı diyebiliriz. Yani ben ip gelmesine 5'in katı dersem burası 4'ün katı, burası 3'ün katı olacak. 3K olan kimi dengeleyecek zaten? Ağırlığı dengeleyecek. Yani 30'a eşit. Demek ki merkeze doğru olan merkezcil kuvvetimiz 4K yani 40'a eşit olmalı. İp gelmesi de 5K yani 50'ye eşit olmalı. O zaman merkezcil kuvvetimiz ne kadardır arkadaşlar? 40 Newton'dur. Peki merkezcil iğme demiş. İğmeyi nereden bulabilirsin? F eşittir ma'dan bulabilirsin. Merkezcil kuvvetimiz kaçtı? 40'tı. M'imiz 3 kilogram. Dolayısıyla merkeze doğru olan merkezcil iğmemiz ne olacaktır? Merkezcil iğmemizin değeri 40 bölü 3 diyebiliriz. Metre bölü saniye kare. B şıkkı. İp gelmesi de zaten ne olarak bulmuştuk? 50 Newton olarak zaten bulmuştuk. Evet arkadaşlar 20. sorumuza bakacak olursak ne yapmış? Bir düşey silindirinin yan yüzeyinde ne yapıyor? Motosiklet gidiyor. Şu bizim motosikletimiz olsun. Şu duvarın yan yüzeyi olsun. Şimdi bunun ağırlığı nereye doğru? Ağırlığı normalde aşağı doğru mg. Peki bu adam ne yapıyor? Şöyle bir çembersel hareket çiziyor. Yarıçapı r olan bir çembersel hareket çiziyor. Peki bunun normalde aşağı düşmesini engelleyen yani yüzeye tutulmasını sağlayan şey ne? Yüzeydeki sürtünme kuvveti. Peki sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı yüzeyin tepkisi N'de. Peki burada yüzeyin tepkisi dediğimiz olan şey de nedir? Yüzeyin tepkisi de işte bu cismin o dönme hareketini çembersel hareketi yapması sağlayan nedir? Merkezcil kuvvettir. Yani merkezcil kuvvetimiz burada ne yapmış oluyor? Yüzeyin tepkisini oluşturuyor. Denge şartından yazarsak aşağı doğru ağırlığı mg var. Bunu dengeleyen sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetini K çarpı yüzeyin tepkisi dersek yüzeyin tepkisi de ne? M çarpı omega kare çarpı R. Çünkü bana gereken neyi soruyor? En küçük hız değerini soruyor. Dolayısıyla bunu m omega kare çarpı r olarak değil mv kare bölü r olarak yazalım. Peki m'ler birbirine götürsün. G'miz 10. Sürtünme katsayımız kaç? Sürtünme katsayımız 0.4. Çizgisel hızı biliyor muyum? Hayır. Yarı çapım kaç metre? 8 metre. Buradan v kareyi çekersek v kare ne olacak? 80 bölü 0.4 çıkacak. 0.4'e 4 bölü 10 yazarsak 800 bölü 4'ten ne çıkar? 200 çıkar. Her tarafın karekökünü alırsak V'miz ne çıkacaktır? 10 kök 2 metre bölü saniye çıkacaktır.
Şimdi birinci sorumuzda demiş ki uzunluğu 2 metre olan ipin ucuna bağlı, şöyle uzunluğu 2 metre olan ipe bağlı 4 kilogram kütleli bir cismimiz varmış. 4 kilogram kütleliymiş. 2 saniyede 4 tur atmış. 2 saniyede 4 tur atıyorsa demek ki 1 saniyede ne yapacaktır? 1 saniyede 2 tur atacaktır. 1 saniyede 2 tur sayısı bunun neyidir? Frekanstır. Yani soru bana frekansı vermiş. Nasıl bir hareket yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel hareket yaptığı için bir kere ne olacak? Merkezi kuvvet her yerde aynı değerde olacak. İpteki maksimum gerilmeyi söylüyor. Maksimum gerilme nerede olacaktır? Maksimum gerilme en alt noktada olacaktır. Niye? Çünkü en alt noktada düşey düzlem olduğu için ağırlığı aşağı doğruyken ip gerilmesi ne yapacak? Yukarı doğru çekecek. Dolayısıyla bu cisme etkeden merkezcil kuvvet dediğimiz görevini görmüş olacak. Burada merkezcil kuvvetimiz ip gerilmesi eksi mg diyeceğiz. Peki merkezcil kuvvet her yerde aynı çünkü düzgün çembersel hareket yapıyor. Merkezcil kuvveti hesaplarsak nereden hesaplayacağız? M omega kare çarpı R'den. Peki M'i biliyorum 4 kilogram. Açısal hızı bulmam lazım. Peki açısal hız dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? 2 pi çarpı F'ti. Pi 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı frekansın 2 olduğunu zaten biliyoruz. Açısal hız bu 12. 12'nin karesi çarpı yarı çapımızda kaç metre? 2 metre. Yani buradaki merkezcil kuvvetimiz ne olacak? 8 çarpı 12 olacak. 12'nin karesi. O da ip gerilmesi eksi mg. Mg'mizde zaten ağırlığımız 40 Newton olduğu için. İpteki maksimum gerilmeyi ne olarak bulabiliriz? 8 çarpı 12'nin karesi artı 40 olarak bulabiliriz. Gerekli işlemlerden sonra artık hangi sonuca ulaşıyorsak oradan cevabı bulmuş oluruz. Bu sorumuzda yine 2 metre olan 4 kilogram cismi alınmış. Düşey düzlemde yine 1 saniyede 2 tur dönecek. Yani üstteki sorunun aslında neyi aynısı? Bir turu 2 saniyede atıyor yalnız. Bu sefer ne? Bir turu attığı için periyodunu bize 2 saniye olarak veriyor. Yani frekansı 1 bölü 2. Dolayısıyla açısal hızı bulurken nereden bulacağız? 2 pi çarpı f dersek. 2 çarpı pi 3 aldım. Frekansımız da 1 bölü 2'den. Açısal hızımız kaç çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır. Peki bu cisme etkilen merkezcil kuvvet ne olacak? Merkezcil kuvvet m omega kare çarpı r dersek kütlemiz kaç kilogram? 4. Açısal hızımız kaç? 3. 3'ün karesi 9. Çarpı yarı çapımızda kaç metre? 2 metre. Yani ne olacak? 8 çarpı 9'dan 72 Newton'dur diyebiliriz. Merkezcil kuvvet bu olacak. İpteki minimum gerilmeyi soruyor. Minimum gerilme ise düşey düzlemde nerede olacaktır? En tepe noktada olacaktır. Çünkü en tepe noktada o merkezcil kuvveti oluşturan etkenler kimlerdir? Bir, kendi ağırlığı vardır zaten mg aşağı doğru. Bir de ipteki çok azlık bir gerilme vardır. İkisinin toplamı merkezcil kuvveti olan 72 oluşturuyor. Mg'miz zaten 40 Newton 4 kilogram olduğu için. 72 olması için o noktadaki ip gerilmesinin kaç olması lazım arkadaşlar? 32 Newton olması lazım. Yani cevabımız denizli olacak. Şimdi en düşey düzlemde suyun dökülmemesi için ne olması lazım arkadaşlar? Şu durumda zaten aşağı doğru olan ağırlığı ne var arkadaşlar? Mg'si var. Ayrıca bir de ekstradan yüzeyin tepkisinin olmaması lazım. Hani minimum değeri sorduğu için. Yüzeyin tepkisi de olabilir. Yani en tepe nokta düşmemesi için o noktadaki cisme etkilen merkezcil kuvvetin ne olması lazım? Mg'ye eşit olması lazım. Peki konumdan geçerken dökülmemesi için açısal hızını soruyor. Peki merkezcil kuvvet mg eşit olacaksa merkezcil kuvveti ben buradan m omega kare çarpı r'den bulayım. Çünkü açısal hız sormuş bana. Mg'ye eşitlersem m'ler zaten ne yaptı gitti. Açısal hızı mı bilmiyorum. Yarı çapım kaç metre? 180 metre. Yani 180 santim yani 1.8 metre. G yer çekimimizde kaç arkadaşlar? G'yi de 10 aldık. Buradan omega kare ne çıkacaktır? 10 bölü 1.8. 1.8 18 bölü 10 gibi yazarsam ne olacak arkadaşlar? 100 bölü 18 diyebilirim. Her tarafın kare kökünü alırsak ne olacaktır açısal hızımız? 10 bölü, burayı da 9 çarpı 2 yaparsam 3 kök 2 diyebiliriz. Pay ve paydayı kök 2 ile çarptığımızı düşünürsek 10 kök 2 bölü 6. O da sadeleştirirsek 5 bölü 3 olacak. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Düşey kes şekildeki bir sürtünmesiz rayın K'dan M kütle cismi serbest bırakıyoruz. Yani burada kinetiği yok. Sadece neyi var? Potansiyeli var. Neredeki tepki kuvvetini soruyor? L noktasında. Peki cisim L noktasına geldiği anda burada bir hızı olacak mıdır? Evet olacaktır. Peki bu hızı nereden bulacağız? Enerji dönüşümünden bulacağız. Şimdi bıraktığım anda cismin başlangıçta K nokta sahip olduğu enerji sadece potansiyel enerji. Ne kadardı? MgH. H'ımız ne kadardı? 4R. L noktasına gelince sürtünme olmadığı için toplam mekanik enerji yine aynı olacak. Ama L'de şu anda yerden ne kadar yükseklikte? R kadar yüksekte. Yani bir mgr potansiyeli artı 1 bölü 2 m oradaki hızının karesi olan kinetik enerjisi var. Peki şunu öbür tarafa atarsam 1 bölü 2 m ve L'deki hızının karesinin 3 mgr olduğunu söyleyebilirim. Sonra her tarafı bir 2 ile çarparsam m çarpı VL'nin karesinin 6 mgr olduğunu söyleriz. Sonra bunu bir yarı çapa bölersek al sana ne çıktı işte o cisme o noktada etkilen merkezcil kuvvetin 6 mg olmasını söyleyebilirim.
Peki bu noktada cisme etkeden merkezcil kuvvet 6 mg olacak da şu anda etkeden kuvvet ne var? Bir mg ağırlığı var. Nereye doğru? Aşağı doğru. Onun merkezcil kuvvete bir etkisi var mı? Yok. Başka ne var? Eray'ın bu cisme gösterdiği tepki kuvveti var. Zaten merkezcil kuvveti gösteren de o ne olacaktır? Merkezcil kuvvet görevi görecektir o yüzeyin tepkisi. Yani 6 mg'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. İşte rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti o noktada ne kadardır arkadaşlar? 6 mg kadardır deriz. Düşey kesişik çekirdek yolu sürtünmesiz rayda sürtünme yok. Yani enerji her yerde korunacak. 2V hızıyla atmışım. K'dan V hızıyla geçmiş. K'daki yüzeyin tepkisini soruyor. Tepki için buradaki merkezcil kuvvet değerini bulmam lazım. Merkezcil kuvvet için hız lazım. Hızı da şu enerji dönüşünden bulacağız. Cisme attığım anda neyi var arkadaşlar? 1 bölü 2m çarpı 2v'lik hızla attığım için neyi var? 2v'nin karesi 4v kare enerjisi var. Burada potansiyeli falan var mı? Yok. Eşittir. İşte burada sahip olduğu toplam enerji K'daki toplam enerjisine ne olmak zorunda? Eşit. K'da neyi var? K'da bir yerden 2r yükseklikte olduğu için potansiyel enerjisi var. Mg çarpı 2r'lik. Artı bir de v hızıyla geçtiği için 1 bölü 2mv karede ne var? Kinetiği var. Peki şu 1 bölü 2mv kare diğer tarafa eksi olarak atarsam 4 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak ne olacak? 3 bölü 2mv kare kalacak. Bu neye eşit olacak? 2mgr'ye eşittir diyebiliriz. Peki buradan mv kareyi çekersem her tarafı işte 2 ile çarpıp 4, 3'e bölsem yani 4 bölü 3mgr mi olur? Bir de her tarafı alsana yarı çapa bölersem şu R'den de kurtulmuş olurum. Neyi bulmuş oldum? Ben o noktada K noktasında cisme etkeden merkezcil kuvveti buldum. Merkezcil kuvvetimiz ne kadar olacak? 4 bölü 3mg olacak. Peki bu noktadayken cisim üzerinde etkilenen kuvvetler ne var? Bir ağırlığı var. Nereye doğru? Aşağı doğru. Bir de K yüzeyinin gösterdiği ne var? Tepki kuvveti var. İşte ikisinin toplamı bana neyi verecektir? Merkezcil kuvveti. Yani Mg ağırlığıyla yüzeyin tepkisinin toplamı onun üzerinde etkilenen 4 bölü 3mg'lik merkezcil kuvveti oluşturacak. Bana zaten yüzeyin tepki kuvvetini soruyor K noktasındaki. Burada tepki kuvvetini çekersem ne olacaktır arkadaşlar? Mg bölü 3 olarak ne yapacağız? Bulacağız. Cevabımız A'dan olacak. Şimdi sürtünme sisteminde cismi bırakmış. Cisim buradan kaymış. K'dan gelmiş. L'den geçmiş. Diyor ki L noktasından geçerken yüzeyin tepkisi sıfır. Yüzeyin tepkisi sıfırsa burada cisim üzerinde etkilenen kuvvet aşağı doğru neyi var? Mg ağırlığı var. Yukarı doğru yüzeyin tepkisi olacak. Tepki kuvveti sıfırsa demek ki cisim üzerinde etkilenen net kuvvet aşağı doğru mu? Mg. Yani merkeze doğru olan merkezcil kuvvet ne? Mg. Yani L noktasında cisim üzerinde etkilenen merkezcil kuvvetimiz Mg'ye eşit olacak. Peki buradaki merkezcil kuvvetin formülü ne arkadaşlar? M çarpı V kare bölü R. M V kare bölü R. Tabii V olarak hangi V'si? L noktasındaki hızı. Sonuçta bu adam ne yapıyor? Hızı sürekli değişiyor. Çünkü serbest bırakmış. Düzgün çembersel hareket yapmıyor. Peki merkez kaçı bulduğumuz zaman ne yapacağız? Merkez kaçtan kinetik enerjiye geçiş yapacağız. O zaman ben buradaki merkez kaçın Mg olduğunu biliyorsam kinetik enerjisinin ne kadar olduğunu bulabilirim. Her tarafı R ile çarpayım. M V L'deki hızının karesi ne olsun? M G R olsun. Sonra bir de her tarafı 2'ye böleyim. Alsına 1 bölü 2 M ve karesini. Yani kinetik enerjisini bulmuş oldum. Ne kadar? M G R bölü 2 kadar. Peki cismin o L noktasındaki kinetik enerjisi bu kadar. Peki bir de potansiyel enerjisi var mı orada? Evet var. Yerden şu anda bir R'ye kadar yükseklikte. Yani bir M G R'de neyi var? Potansiyel enerjisi var. Yani burada cismin sahip olduğu toplam mekanik enerji ne kadardır arkadaşlar? Mekanik enerji dediğimiz kinetik artı potansiyelin toplamı 3 bölü 2 mg'dir. Peki buradaki mekanik enerji bulduğum zaman niye buldum bunu? Çünkü sürtünme olmadığı için cismin her noktadaki mekanik enerjisi ne yapacak? Değişmeyecek. Bana K'daki yüzeyin tepkisi sorduğuna göre K'daki de mekanik enerjisi buna eşit olacağı için buradaki hızını oradan kinetik enerjisi oradan da merkezcil kuvveti bulacağım. Merkezcil kuvvet içinde yüzeyin tepkisini hesaplayacağım. Yani şöyle düşünün. Cisim K noktasından geçerken neyi var? Sadece kinetiği var. Yerden bir yüksekliği var mı? Yok. Ben yer düzlemi olarak şu düzlemi almıştım zaten yer seviyesi olarak. Peki burada sahip olduğu kinetik 1 bölü 2 m çarpı işte oradaki hızının karesi. Bu kinetik enerjinin ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 2 mg olduğunu biliyorum. Çünkü cismin zaten mekanik enerjisi 3 bölü 2 mg'ydi. Orada da zaten sadece kinetik var. Şu ikiler gitsin. Neyi bulacağım? İşte kinetik enerjiden bu sefer de merkezciliğe geçiş yapacağım. Merkezciliğimiz yani mvk'nın karesi ne oldu? 3 mg m oldu. Ben bunu yarıçap r'ye bölersem ne olacak? Aslında merkezcil kuvveti bulacağım. Yani demek ki K noktasında cisim üzerine etkeden merkezcil kuvvetimiz ne kadar olacak? 3 mg kadar olacak. Peki K'da cisim üzerine etkeden kuvvet ne var? 1. Aşağı doğru ağırlığı mg var. 2. Yüzeyin buna gösterdiği tepki kuvveti var. Merkezcil kuvvet olduğu için merkezcil kuvvetin yönü nereye doğru olmalı? Merkeze doğru olmalı. Yani bu merkezcil kuvvet orada yüzeyin tepkisi eksi mg olacak. Merkezcil kuvvetimin 3 mg olması lazım. 3 mg olması için demek ki burada yüzeyin K o cisme gösterdiği tepki kuvveti ne olacak? 4 mg kadar olacaktır diyebiliriz. K'daki yüzeyin tepkisi 4 mg'dir. İpin ucuna bağlı cisim düşey düzlem yani ağırlık önemli. Düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani sürat değişmiyor. Merkezcil kuvvet her yerde ne? Aynı. K
K'dayken ip gerilmesi. Şimdi K'dayken arkadaşlar cisim üzerine etkilen kuvvet ne var? 1. K'dayken çeken ip gerilmesi var. Zaten ne kadar vermiş bunu? 600 vermiş. Artı bir de cismin neyi var? Mg'si var. Yani cisim üzerine etkilen merkezcil kuvvetimiz her yerde ne olacak zaten? Aynı. Çünkü düzgün çembersel hareket yapıyor. K'dayken cisim üzerine etkilen merkezcil kuvvetimiz ne kadar? 600 ip çekiyor. Artı bir Mg'de ağırlığı var. Peki L'deyken iplik gelme ne kadarmış? 2400'müş. Peki L'deyken ip buraya doğru çekerken ağırlığı Mg nereye doğru olacak arkadaşlar? Aşağı doğru olacak. Dolayısıyla cisim üzerindekinden merkezcil kuvvet ne kadar olacaktır burada da? İşte L'deki ip gerilmesi 2400 eksi ağırlığı Mg kadar olacak. Zaten merkezcil kuvvet her yerde ne olmak zorundaydı? Aynı olmak zorundaydı. Peki buradan Mg'leri bu tarafa atarsam buradan 2 Mg eşittir 600 de öbür tarafa eksi olarak götürürsem ne olacaktır? 1800 olarak bulacak mıyız? Yani Mg'miz buradan arkadaşlar kaç çıkacak? 900 Newton çıkacak. Demek ki cismin ağırlığı 900'müş. Cismin ağırlığı 900 olduğuna göre herhangi birinde yerine yazarsam demek ki cisim üzerine etkilen merkezcil kuvvetimiz 900 artı 600'den veya 2400 eksi 900'den ne yapabiliriz bunu? 1500 Newton olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki diyor ki M'den geçerken ip gerilmesi nedir? Cisim M'den geçerken ağırlığı var mı? Var. Ama nereye doğru ağırlığı? Aşağı doğru. Burada merkezcil kuvvet görevi gören sadece kimdir? İp gerilmesidir. Yani M noktasındaki ip gerilmemiz zaten direkt nedir? Cisim üzerindekinden merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet zaten her yerde aynıydı. Çünkü düzgün çembersel hareket yapıyor. Ve ne kadardı? 1500 Newton'du. Demek ki M noktasındaki ip gerilmemiz 1500'e ne olacak? Eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu soruda gene ÖSYM tarzında olmayan ama yazılılarda karşımıza çok gelebilecek olan bir soru tarzından bir tanesi. Şimdi şöyle bir eğik düzlemimiz var. İşte şöyle bırakıyoruz. Cismi ne yaptık? En tepe noktadan saldım çayla Mevlam kayla bıraktım. Sürtünme var mı? Yok. Sürtünme sistemde ne yapacak? Cisim aşağı doğru kayacak, kayacak, giderek hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak. Hızlanınca ne olacak? Bunun merkezcil kuvvet değeri artacak. Merkezcil kuvvet görevlerinden ne olacak? Ağırlık eksi yüzeyin tepkisi olacak. İşte bir noktaya geldiği anda ne olacak? O noktada yüzeyin tepki kuvveti sıfır olması gerekecek. Yani şöyle düşünün. Cisim tam şu noktada geçerken yüzeyin buna işte yüzeyden ayrıldığı nokta bu nokta olsun. Hızını V kabul ettiğimizi düşünelim. Şimdi bu noktada ne olmuş olacak? O zaman cisim üzerine etkilen kuvvetlerimiz ne var? Yüzeyin tepkisi var ki onu sıfır olduğunu kabul ettik tam o noktada. Başka cisim üzerine etkilen kuvvet ne var? Burada ağırlığımız var aşağı doğru şöyle Mg diyelim. Şu açıya alfa desem iç tersten şurayı alfa bulursam işte burada alfanın hangi bileşeni var? Şu bileşeni Mg'nin burada ne olacak? Kosinüs alfası olacak. Tam burada yüzeyin tepki kuvvetinin sıfır olduğu anda yani yüzeyden koptuğu anda demek ki cisim üzerindekinden merkezi kuvvet sadece Mg'nin ne olması gerekiyor? Kosinüs alfasına eşit olmalı. Yani buradan ne diyebilirim? Şunu diyebilirim. Demek ki cisim üzerindekinden merkezi kuvvet yani Mv kare bölü R'si tam oradaki hızın karesi bölü R'si neye eşit? Mg kos alfaya eşit. Peki buradaki merkezcil kuvveti bulmak için hızını hesaplamamız lazım. Hızı da nereden hesaplayacağız yine? Enerji dönüşümünden hesaplayacağız. Şuradan ne yapacağız? Bir dik üçgen çekersem şurasına yarıçap R dersem hani şunun yarıçapın tamamını R kabul ettim. Şu şekle bakmayın arkadaşlar. Genel klasik bir formül çıkaracağız aslında burada. Şu mesafe nedir arkadaşlar? Şu mesafe R çarpı kosinüs alfadır. Dolayısıyla şu düştüğü mesafe ise ne olacaktır? Tamam yarıçap R olduğu için R eksi R kosinüs alfadır diyebiliriz. Peki enerji dönüşümü yaparsam yani bıraktığım zaman kaybettiği potansiyel Mgh'ı 1 bölü 2 mv kare kinetiğe dönüştüreceğim. Sonuçta buradan buraya gelmekle kaybettiği potansiyel kinetiğe dönüştüreceğiz. Kaybettiği potansiyel Mgh yerine r eksi r kosinüs alfa alacağım. Yani r parantezine 1 eksi kosinüs alfa diyebilirim. Bu niye eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare eşit olacak. Peki her tarafı 2 ile çarpayım. O zaman mv kare dediğim şey ne olacaktır arkadaşlar? 2 mgr 1 eksi kosinüs alfa. Bunu bir de yarı çap r'ye bölersem al sana merkezcil kuvveti buldum. Demek ki o noktadaki merkezcil kuvvetimiz neye eşit olacak arkadaşlar? 2 mg 1 eksi kosinüs alfa'ya eşit olacak. Peki 2 mg 1 eksi kosinüs alfa olan merkezcil kuvvetin zaten mg kosinüs alfa'ya eşit olacak ki hani yüzeyin tepkisi ne olsun? Sıfır olsun. Bu ikisini birbirine eşitlersem daha doğrusu Mg'leri sadeleştirirsem buradan ne olacaktır arkadaşlar? Kosinüs alfa eşittir 2 eksi 2 kosinüs alfa. Buradan buraya atarsak 3 kosinüs alfamız eşittir 2. Kosinüs alfa değerimiz buradan ne çıkar? 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Demek ki şu açının kosinüsü ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3. Yani ne olacak? Yarı çapımızı atıyorum 3K dersem o koptuğu andaki yerden yüksekliğim ne olacaktır? 2K olacaktır. Demek ki yarı çapımıza 3 dersek, burada yarı çapı dikkat edersen kaç haş vermiş? 4 haş vermiş. Yarı çapım 4 haşsa, yani benim 3K dediğim şeye adam 4 haş demişse,
Koptuğu yükseklik 2K'ydı. 2K yüksekliği ne kadar, kaç haş olacaktır dersek. Buradan 8 bölü 3, yani 2 küsür haşta bir yerde, yani şurada bir yerde ne yaptığını söyleyebiliriz. 2 haştan biraz daha büyük bir yerde, şurada bir yerde koptuğunu söyleyebiliriz. Yani nereden yüzeyden ayrılıyor? LM arasından. Yani şurası yarı çapımızı R kabul edersek arkadaşlar, o yüzeyden ayrıldığı andaki yüksekliğimiz ne kadar olacaktır? İşte 2 bölü 3R olacaktır. Bu klasik bir soru tarzıdır ama ne ÖSYM tarafından değil, yazılılarda sorulur. Özellikle işte fen lisesi kısımlarında bu soru tarzı yazılılarda görürsünüz arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda da ne yapmış? Araba şöyle bir virajdan geçerken 2000 kilo araba işte yarıçap buradan geçmiş. Hızı ne kadarmış? 20'ymiş. Peki şu anda arabayı etkileyen kuvvetler, bir aşağı doğru neyi var? Ağırlığı MG var. 2 ne var? Yolun buna gösterdiği tepki kuvveti var. Peki arabaya etkeden sonuçta çembersel bir yörünge izliyor. Merkezli kuvvet merkeze doğru olan kuvvetimiz olacak. Merkezli kuvvet burada nereye doğru arkadaşlar? Merkeze doğru olacağı için MG daha büyük olmalı. Demek ki MG eksini NM eşittir. Peki merkezli kuvveti hesaplayalım. Merkezli kuvvetimiz formülü neydi arkadaşlar? M V kare bölü R idi. M'imizi biliyoruz ne kadar? 2000 kilogram. Ya da direkt M cinsinden yazalım ya. Ya da tamam, 2000 çarpı hızı ne kadar? 20'nin karesi, yani 400 çarpı yarı çapımız kaç metre? 100 metre olan bir yörünge izliyor. Şunları sadeleştirirsem demek ki merkezi kuvvetim ne olacak arkadaşlar? 8000 Newton olacak. Peki bu merkezi kuvvet ağırlığımız ne kadar? Mg, yani 2000 çarpı yer çekimmesini ondan 10 alırsam 20.000 eksi ne olacak? Yüzeyin tepkisi olacak. Buradan yüzeyin tepkisini çıkarsak, 20.000'den 8.000 çıkarsam ne kalacaktır arkadaşlar? 12.000 Newton kalacaktır. Yani cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar, soru çözümü burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.